Hayırlı akşamlar değerli ve muhterem seyircilerimiz. Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmenyeli televizyondan herkese kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Makam ve Hürriyet Ezgileri adlı yeni bir programımıza başlayacağız. Bu programımızın kaydı yine tarihi kışla, Kerçüç kışlasından gerçekleştirilecektir. Değerli seyircilerimiz, Irak makam sanatı eski müzik sanatlarından biridir. Irak makamı Doğu müziğindeki makam isminden farklıdır ve Irak makamı bir üslubu ifade eder. Değerli seyircilerimiz, programımızın ilk solisti olan yetenekli makamşunas Abbas Yiğit sizlere Şarkı Dogah makamını sunacaktır. Neşeli anlar sizlerin olsun. Sanki masruam gözümde bir peri teşkil olur. Ah imanım. Şebde pesterde kemizin fille yok asa işim. Baba göz yumunca çeşmime bir aşkta teşkil olur. Ha ha ha.
hayali arzın bir şemsidir. Dad, 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 dad aludan felecdat. Aşkım baş olur bekliyar Bel şifayiz vakti rüyat Halatım tebdil olur Ah imanım vay Dedem, 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 dedem Dedem aksedeler Gözmağam yetmin göz yaşısa ya var mermer aksadalar yar 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 Dedem, 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 dedem Çağırdım adam adam
Gözmağam öz evimde öz yurdumda ya var zannedirem ben yadam yar daha sevmem seni sen de sevmem beni daha sevmem Ben de.
Ağzıva sağlık, değerli makam şunas, Abbas Yiğit, Bayat makamından çıkan şarkı Dogah makamını güzelcesine icra etti. Ve makamın da sözü büyük tasavvuf şairi Faiz'in şiirlerini okudu. Değerli seyircilerimiz, her programda olduğu gibi makam okunduktan sonra bakarız o okunduğu makamda hangi parçaları işledi ve onda döneriz. Bizim makam öğretmeni olan Sayın Velid Bayraktar sizlere onu da ışık tutacaktır. Buyurun. Çok hoş gelipsen bizim makam ve Hürriyet Ezgiler programına. Tabii Abbas yetenekli bir makam okutucusu. Abbas Sabah, Abbas Yiğit diyerek yani makam sanat adı Abbas Yiğit. Okuduğu makam Şerqi Doga, yani Şerqi Uşşak'ta diyorlar özüne. Bu o bir makamlar kimi? Naridi, Mahmudidi, İbrahim'i, Behrezavi, Mistin, Mugabul, Koryat, Cuburi, Kazaz, Araybun Arab, Sa'idi, Mubarqa' bunlar kimin? Bayat, ana bayatın bir dalıdı. Bu makam biraz harekidi. Çok sevili gevlere çok yakın bir makamdı. Tabi biz bundan önce de dedik, makam tesmiyesi ya bölgeye ait, ya bir olaya ait, ya bir yoksa da bir adamın ismine ait. Ama bu makam Şerqi Dogah dediğimiz Şerqi Uşşak, o bir makamlar kimine de Şerqi Asfahan, Şerqi Rast kimin Şerqi kelimesini alıp, yani bu Osmanlı döneminin tesmiyesidir. O zaman bu tesmiyeni kaldırıp neydi? Makamaka özü sanki bir besteye benzeyen bir şeydi. Hareki bir müziği var. Onun için bu tesmiyeni kaldırıptı. Biz makam, Irak makamları diyende hemen hemen yadımıza Kerkük, Musul, Bağdat düşer. Bu üç önemli velayetler içinde yani şeydiler. İni gelip bakak Abbas Efendi o okuduğu makama ne parçalarını kattı. Ağzına sağlık, çok kibarcasına güzel okudu özün. Parçaların neler yaptı? Urfa kattı, Urfa parçası, sonra Uşeyş etti, Hüseyin'i etti, Cuburi, Zaza, bir de Deşt parçalarını vurdu özüne. Ondan sonra bizim yani bir makamlarımızı, Kerkük'te bir özellik var. Makam okucusu ya bir gazel okucusu hemen hemen makam bitiri ya gazeli bitiri ne der? Bir horiyat uğrar, bir mazan horiyatı ile beraber girdi besteye. Daha sevmem seni. Bu beste de tabii Bağdat'ta çevrilip Arapçaya ama özü Türkmenca, asıl da Türkmenca bir besteydi. Çok eski bestelerimizden sayılan bir besteydi. Ağzına sağlık Abbas Efendi, çok sağ olasın. Sizi de ağzınıza sağlık, değerli makam öğretmen olan Velid Bayraktar. Değerli seyircilerimiz, makamı okunduktan sonra her programda olduğu gibi parçaları seyrettiklerden sonra bakalım müzikle ilgili bizim müzisyen ve makamşunas Muayyed Beyoğlu bakalım Abbas Yiğit'in okuduğu hangi derecede üzerine irtikaz ettiğini onu sizlere açıklasın. Buyursun Sayın Beyoğlu. Evet Sayın Bey. Merhaba Sayın Makam Sevan dostlarımız. Bugünkü ele aldığımız makam Şerqi Dogah makamı olacak. Bizim Bay Abbas Yiğit maşallah çok güzel bir şekilde okudu özüne. Özde zaten perdesiz üçkaktı. Kendi perdesi üzerine de okudu özüne. Şerqi Dogah tabi sadece
Irak'ta okunan bir yani icra bir performanstı. Bizde her makam Irak'ta olduğu için performans her şey her makamda mensupti bir ana makama. Şimdi bakarak burada Şarkı Doga kime mensupti? Onun için açıklar gözle. Bunun tabii ritmi var. Ritmi de 4 bölü 4 diyerek gözle. Irak'ta buna vahde diyerek vezin vahde yoksa vahde ritmi. Serbest makamı olduğu için kendi öz perdesi üzerine ön istediği serbest parçaları kullandı. Kendi perdesi üzerine okuduğuna sol üzerine okudu. Bizde Irak'ta diyerek sol neva. Sonra la karbimol, la karbimol tik hisar diyerek. Si bimol acemdi. Do gardandı, re muhayyardı. Mi bimol sümbüle. Fa mahuran tiz neva sol cevap diyerek o zaman. Tabii en çok da işlediği şey, başladığı şey la bile kelimesiyle başlar. Mi bimol buradan başlar. La bile, la bile, la bile. Bu şekilde başlar. Yani re muhayyerden başlar. Yavaş yavaş iner şeye, sol perdesi üzerine istikrar eder. Kullandığı, yerdiği şahsiye, diğer olan seyri, makamın seyri tam olarak Hüseyin'i makamın seyridir. Hüseyin'i makamına tabii kime aitti? Bayat ailesine aitti. En çok da kullandığı içindeki parçalar Hüseyin'i parçası kullandı. Üşeyş'ti. En sonunda Uyay Uyay Akak bir Üşeyş'ti. Arvah bir de Zaza kullandı. İşte, Deş parçası kullandı. Urfa kullandı. Bunlar hepsi, Hüseyin'i makamının bölümlerdi. Hüseyin makamının anasına, ana makam, Hüseyin'in ana makama aittiler. En çok da kullandığı bu parçalar sonunda teslim eder. Ritim en sona kadar yeri özen. En sonunda teslim eder. Neva sol üzerine. Ağzınıza sağlık. Sizi de ağzınıza sağlık değerli müzisyenimiz Sayın Beyoğlu. Seyircilerimizi aydınlattığınız için size teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz, programımızı devam etmekteyiz. Gazel havası. Bu hava Irak Türkmenlerinin malı olmamakla beraber ortak Türk uzun havalarından olup Türkçe gazelleri taklit edilerek bizde en çok bayat, segah, saba, hizaz makamlarında söylenen gazeller rağbet görülmektedir. Değerli seyircilerimiz, programımızın ikinci solisti olan çok yetenekli makamşunas ve müzisyen Ahmet Necip sizlere Horyat makamını sunacaktır. Horyat makamı da Bayat makamından bir koldur. Neşeli anlar sizlerin olsun. Küsmüş aman, zulmuna küsmüş aman, ay 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 ay. Babam kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yola düşmüş aman, aman aman. Vallahi kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yola düşmüş aman, ay 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 ay.
sıktı dünya, ürəyim sıktı dünya, ya ya ya. Babam, gözümün yaşı tanki. Yaşıtan ki gözümden çıktı dünya. Gözümden çıktı dünya, ya ya ya. Yer sal yaz tulum koy odun.
aman 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 ayağım. Yetimler yavaş olur, karnı dolu daş olur. Yetimler yavaş olur, karnı dolu daş olur. Decme yetim gövlüne düşer kurdu kaş olur. Decme yetim gövlüne düşer kurdu kaş olur. Da 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 can da da tesbih umar can da da. Da 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 can da da tesbih umar can da da. Yeri sal yastığım koy odu ölürem da da. Yeri sal yastığım koy odu. Ağzıva sağlık, yetenekli makamşunaz Ahmet Necip Horiyat makamını güzelcesine icra etti ve ona bağlı Dede Dede Can Dede bestesini okudu. Onu okuduğunda hemen fikrimize büyük ses sanatkarı rahmetli Fahreddin Ergezi hemen geldi. Değerli seyircilerimiz, makam okunduktan sonra tekrar dönelim Velid Bayraktar Bey'e. Bakarım Horiyat makamında Ahmet Necip hangi parçaları işledi, onu sizlere aktaracaktı. Buyursun. Çok ağzıma sağlık Ahmet Efendi. Tabii güzel cesine Horiyat makamını okudu bizim için. Horiyat makamı aynı ana Bayat makamından bir daldı. Herkes de bellidi. Bu makam hatta Bağdat'ta Teflis ve Muhalif Kerkük makamları kimin Türkmenca sözleriyle okunu. İndiye kimin aynı sözlerde okurlar özün. Mes bir şey var, bir not var. Diyorlar ki bu makam Horiyat makamı Rastan da okunu. Çok az. Bir tek tane okuyup özün ama ispatan biz diğer Bayat'tan da ne için? Çünkü bazı okucular tartışma olubdu. Yani diğerleri Rastan'dı. Biz diğer çünkü bizde ispat olduğu için Muhammed el-Gubanti yani Mulla Taha ondan önce Ahmet Ziya'dan rahmetli Ahmet Ziya'dan Bayatlı ve Mulla Taha ve Sadiq el-Mellaya ve Gubanti ve Yusuf Umar Reşid el-Kundarti bunlar hepsi Bayat nağması üzerine Türkmenca'da okuyorlar özün. Onun için biz fazla kaynağımız olduğu için ispat ederek ki Bayat'tandı. Gelek bakak bizim usta okucumuz neler kattı bu güzel Horiyat makamına. Horiyat makamı muhterem aziz makam sever dostlarımız tabii bu bizim Horiyatlarımızdan alınıptı. Bağdat'ta makam şeklinde döndürebilir özün küçük makamlardan sayılı. Özü zaten bizim bütün Horiyatlarımız her birisi öz başına kendi başına bir makamdı, küçük makamdı. Bunu Türkmenize okuyorlar. İçine de parça katılıyor. Tabii bizde bir şey gazel sayılanda, gazel okuyanda ya bir horiyat okuyanda niş horiyata biz yanımızda makam demirik. Çünkü içine parçalar katmırık. Bağdat'ta kalktılar bunu mesela Ömer Gele kattılar, Karabaş kattılar, Nari, Katar bilmem bu parçalardan. Özü tabi bu çok tahammül etmez o kadar fazla şeyler çok küçük makam olduğu için. Bir iki parça ya üç parça her makamda da bizde şart var. Her makamda en az iki parça gere şey giresen içine. İki parça gir takasan özüne. Yani olmaz yalnız oksa özün makam sayılmaz. Gazel sayılı. Onun için gere iki parça ağzından. Bizim usta okucumuz Ahmet Necip Efendi bakın neler kattı. İlk okumağı Horiyat tehririnde yani makamın tehririnde bir dörtlü okudu. Aynen nağmede. Ondan sonra ağam Yolcu Horiyatı parçası vurdu özüne. Tabii yolcu bizim bu parçalarımız Bağdat'ta da aynı şekilde Ömer Gelal olsun, Ağam Ağam olsun. Yani aynen Leblani'nin bunları parça takarlar her vakit bütün makamlarına. Ondan sonra Katar makamından bir parça vurdu özüne. Sonra ikinci defa bir de Ağam Ağam kalktı.
O ikinci ağamağam şey nəğməsindədir, qoriyyət nəğməsindədir, qoriyyət maqamının nəğməsində idi. Yani yolcu nəğməsində də gildi. Yani bunu istərəm əziz mühtərəm seyircilər, maqam sevərlərimiz bilsinlər. Ondan sonra belə bir belə bir mururul kiram deyirlər, belə bir geçiş şey Bəhrəzəvi üzərinə çox az bastı. Və bir də qəzəl bayatımızın belə bir az geçdiyi içindən təslim etdi. Tabii bu özündən bir ibdətdir. Allah razı olsun. Və bir şey də deyim, oxuduğu sözlərin, maqam sözlərini bizim böyük ədəbiyyatçı və şairimiz və programın sonuncusu Səmi Bayraqdərə aiddir. Ağzıva sağlıq, qələmə sağlıq. Təşəkkür edirəm. Səni də ağzıva sağlıq, Ustad Əhməd. Var olasınız, sağ olasınız. Və bir də bizim bir, hər söz vermişdik sizə, hər programda bir qısacasına bir əski oxucularımızdan bir kəz bəhs edəyin. İndi gələğin 1793 doğumlu Rəhmətullah Sultan Şaltax Kifri qasabasında doğub və bir ara oradan, ondan sonra gedib Bağdatda yerləşib, qalan ömrünü Bağdatda geçirtmişdi. Yetənəqli və gür səsi ilə bir çox maqamları oxumuşdu xoriyyatlarımızla barabar. Və Təflis maqamını özü icad etmişdi. Təflis maqamı da tabii Seqah, ana Seqah maqamından bir daldı. Öz çağında səsi ilə tanınmış Bağdad valisi və bəzi dövlət adamları ilə görüşmüşdü. Tabii bu son günlərində yaralı ikən yüksək tonlarla oxuduğu maqamlardan dolayı yarası açılmışdı, ölümünə səbəb olmuşdu. Bu adamın baxaq kimlərdən maqamını alıb, həyatında kimlər Mulla Vəli Kərküklü və Maşallah Məndələvi və Mulla Həsən Babutçudan maqamlarını almışdı. Bu, tabii bir böyük oxucu olmuşdu. Ondan sonra özündən kimlər maqamlarını almışdı? Mulla Osman Musullu, ki belə yani səsi və sıtı haralara yetirdi, İstanbul'a və Qahira'ya maqamlarımızı ulaşdıra bildi. Və Əhməziyədən Bayatlı, o da maqam, böyük maqam oxucusudur, aynən Rəhmətullah Şaltağın tələbələrindən bir dənə sayılı. İnşallah gələcək proqramlarda da başqa bir oxucularımız, əski oxucularda 1700-lərdən aldı, hatta gətiririk bizim çağımıza kimin. Ey vaxtlar siz olsun, əziz mühtərəm, maqam sevər dostlarımız. Ağzı və sağlıq dəgərli və qiymətli maqam öyrətməni Vəlid Bayraqdar, seyircilərimizə bu bilgiləri aktardığınız için. Dəgərli seyircilərimiz, proqramımıza davam etməkdəyiz. Maqamdan sonra baxalım, müziklə ilgili Sayın Müəyyəd Bəyoğlu Əhməd Necibin oxuduğu müziklə ilgili sizlərə nələri aktaracaqdır? Buyursun. Evet Səmi bəy. Marhaba dəyərli maqam sevən dostlarımız. Bugünkü ələ aldığımız maqam qoriyyət maqamı olacaqdır. Qoriyyət maqamı təbii sadəcə performans icradır, əraqda oxulur. Ritimlə oxuyor təbii. 12 bölü 4 əraqdə deyərəm o zaman 12 bölü 4 yugrik ritimi, yugrik usulu ritimi ilə oxuyor. Sərbəst olduğu için kendi pərdəsi üzərən, kendi yetənəyi üzərən bizim Əhməd bəy oxudu maqamı ağzına sağlıq. Kendi pərdəsi olan sol nəva üzər pərdəsi üzərini oxudu özünə. Tabii bu maqam tam olaraq bayati nəva biz deyərəm o zaman. Bayati nəva nə deməkdir? Sol, la, si, do. Yəni 4 nəğmə içində çalışıyor. Baxar şeylərin nələrdir? Yəni pərdələrin adları əraqda sol nəvə deyər özünə. La karbimotik hasar si bimol acam do qardan re muhayyer mi bimol sümbülə fa mahuran tiz nəvə cavab sol. Ən çox da başladığı iş başlanğıcı babamdan kəlmə başlar. Baba baba babam bu şəkildə başlar. Yavaş yavaş enər şeyə. Qalan parçaları çıxar. Babam bu şəkildə mahurana çıxar. Qalan parçalarda, kullandığı parçalarda ən çox qatar kullandı dinlədim özün, yolcu parçaları kullandı. Təbii yolcu Hüseyn idi, Ömər Gələk kullandı, başqa kimsələr də yəni kullanabilirlər, Ömər Gələk kullanabilirlər. Kendi pərdəsi, kendi şeyin üzərinə özü kullandığı parçalarını ağızda gücünə sağlar. Ən sonunda da eydad, eydad kəliməsiylə, aynən babam, babam kəliməsiylə yavaş-yavaş əndi. Ən çox da durar ləkəbimol, yəni sanki əvşər yoxsa da Seqah məqamıdır. Yəni şəxsi bu məqamın seyri şəxsiyyəsidir. Ən çox durar la karbimol üzərinə. Son sonda
durar istikrarı, durağı yapar. Neva sol üzerine. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık değerli müzisyen Muayyed Beyoğlu. Horiyat makamı ile ilgili Ahmet Necip'in okuduğu müzik ile ilgili seyircilerimize aktardığı bilgiden tarafa teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz her programda olduğu gibi bir ses sanatçının hayatına ışık tutarız ve arşivini sunarız. Bugünkü programımız rahmetli büyük ses sanatçısı Hişam Kerçülü olacaktır. Hişam Kerçülü'nün üslü adı Hişam Muhammed Hasan'dır. 1951 senesinde Kerçük'ün eski Türkmen mahallelerinden olan Bulak mahallesinde dünyaya gözlerini açmıştı. İlk okulu Kerçük'ün Ali Eyyubiye okulunda, ortaokulu İmam Kasım'da, liseye gelince Kerçük Lisesi'nde bitirdi. 1973 senesinde Erbil Öğretmenler Enstitüsü'nden mezun olmuştu. Daha sonra Kerçük'e bağlı Çınçamal'ın bir köyünde öğretmen olarak ilk vazifesine başlamıştı. Küçük yaştayken Türkmen sanatına marak salan rahmetli Hişam Kerçülü, eski okuyucularımızın okudukları özellikle horiyat ve makamları şevkle izlerdi. Küçük Suma adıyla tanılan İsmail Sayıcı'nın teşviki ve desteği ile sanat hayatına ilk adımını atmıştı. Hişam Kerçülü, güler yüzlü ve alçak gönüllü ve horiyat dünyamızın ünlü bir adı haline gelmiştir. Çok güçlü bir sese malik olması yanında sanatı kavrayan ve horiyatlarımızı üstün bir şekilde icra ederdi. Özel ağzı, üslubu, tipi ve başka bir hüncere sahibi olan bir sanatçıydı. Kendisine özel bir üslup seçen rahmetli Hişam Kerçülü birkaç horiyat usullarında ön kazanmıştı ve sesinin tonu yüksek olduğu için özellikle kürdü usulünü güzelcesine icra ederdi. Bunun yanında da Deli Hasan'ı Mutsala usullarında da başarı kazanmıştı. Ama makamlara gelince bayat, rast ve deşt makamlarını okunmasında üstün başarılar kaydetmişti. Kerçük'te yapılan çok sayıda törenlere katılırdı. Özellikle rahmetli Haba ile Kerçük'te düzenlenen düğün marasimlerinde okuduğu Türkmanca, Arapça, Kürtçe ve Farsça seyircilerinin hayranlığını kazanmıştı. 1987 11. ayın 29'unda vazifesinden dönerken Kerçük Süleymanı Karayolu'nda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 36 yaşında vefat eden rahmetli Hişam Kerçülü Türkmen sanatına büyük bir boşluk bırakmıştır ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Kerçük'te bulunan Bulak Mahallesi'nde Şeyh Mehyeddin mezarlığında sevenleri tarafından toprağa verilmişti. Mazarı nurla dolsun. Değerli seyircilerimiz hep birlikte rahmetli Hişam Kerçülü'nün arşivini seyredelim. Düşerse her nimete bir yol, gezeyle gündüz zarında çoban ol. Düşerse her nimete bir yol, gezeyle gündüz on için çoban ol. Hey,
gafil olma, yetsin eluna. Aman 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 aman, yeri daldadan yeri, yeri daldadan yeri, adam aldadan yeri, adam aldadan yeri, adam adamı yemez, adam adamı yemez, biraz bari den yeri, biraz bari. Değerli seyircilerimiz, arşivi seyrettikten sonra tekrar programımıza dönelim. Değerli seyircilerimiz, programımızın son durağı olan bizim makamşunas Muayyed Beyoğlu sizlere bir Osmanlı türküsüyle son vereceğiz. Gelecek programımızda bir daha buluşmak arzusuyla sizlere Allah'a ısmarlarım, her şey gönlünüz olsun. Thank you.
hiç kimsem yoktu beni kayıra. Korkum var felek bizi ayıra. Korkum var felek bizi ayıra. Ağlama anam tez de gelirem. Ölüm olmasa seni görürem. Ağlama anam tez de gelirem. Ölüm olmasa geri dönürem. Ebleneynim dedeneynim. Eble gene geçen gün yalan günler, elimi salan günler. Ağaneynim, paşaneynim, ebleneynim. Eblegene ben senden ne hayır gördüm. Ömrümü çalan günler ağaneynim, paşaneynim, dedeneynim, ebleneynim. Oldu piyada düştüm yollara, oldu piyada düştüm yollara. Canta bağladım ince billere, canta bağladım ince dillere. Ben garip düştüm İrak ellere, ben garip düştüm uzak ellere. Ağlama ana tez de gelirem, ölüm olmasa seni görürem. Ağlama ana tez de gelirem, ölüm olmasa geri dönürem.